Böyle kafanda nokta... böyle yazılar çıktı. Böyle bunu düzelteyim, bunu yapayım. Evet, evet. Bazen böyle kendi kafamda kurduğum şeylerden ötürü yemlenebiliyorum kendi kendime. Olabiliyor böyle şeyler. Kendi kendine yemleyen Johnny. Gördük. Tabii 4.5 yamasında Rumble'ın özellikleri birazcık daha hani o tehlikeli bölgede az hasarıyor. 4.6'da birazcık daha güçlü. O yüzden sakin olalım bakalım Long B bunu nasıl değerlendirecek. Tabii karşısında Lulu olacak. Dürten bir şampiyon. Koridor hakimiyeti olan bir şampiyon. Ama tutuştur. Long B'yi de görüyorum şu an eğer değiştirmezse. Ve açıkçası ışınlanma pek Rumble'ın tarzı değil. Rumble daha çok koridoru kazanıp bir yerden sonra üstünlük sağlarsa da o koridoru rakibe dar eden potansiyel olan şampiyon. Lulu ise Meteox eğer bu şekilde bir Sidar bir üst tercih yaparsa birazcık daha geri yaslanmak zorunda kalabilir. Ormancılarda Wukong aslında geriye dönüş olmuş birazcık AV adına. Bir Wong Wukong'a durumu söz konusu işte Orianna'dan, Wukong'dan. Hatta Lulu'yu hesaba katacak olursak, Diana'yı hesaba katacak olursak bayağı bir hani hem işlevsel hem hasar odaklı bir ulti kombosu var ama bu ulti kombosunu atabilmeniz için rakip takımın rahat durması lazım, yerinde durması lazım. Böyle bir araya toplanmış olması lazım. Onu da TT'nin yapacağını hiç zannetmiyorum. Hatta yani bu ulti kombosunu yememek için takım savaşlarından bile uzak durabilirler. Bir de bu ulti kombosunu yememek için oyunun başında rakip takımı koridorlar da yenmeyi başarırlarsa rakibin bomba kombosuna çok fazla bir önemi kalmayacak. Özellikle yukarı koridorda Meteox'u çok dikkatli olması gerekiyor. Tutuş turu eğer değiştirmediyse Long B o koridorda bayağı bir canı sıkılabilir Lulu'nun Rumble karşısında. Onun haricinde tabii orta koridorda yani bilmiyorum normal şartlarda Lulu'yu görmek isterdim ben. Yani daha mantıklı olurdu LeBlanc karşısında ama yukarı koridora gitmeyi tercih ediyorum. Orianna da tabii durabilen bir şampiyon. Rahat bir şekilde LeBlanc karşısında ama eğer gerçek üstünlüğü yakalayacaksınız böyle bir tercih yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Burada tabii takım içerisindeki diyalog önemli. Ama yani iki tane karşısında durabilecek şampiyon varsa ikisini de seçmiş oldu bu şekilde. Sezon içerisinde geçen mevsim içerisinde hatırladığım kadarıyla Alex'in LeBlanc'ına karşı peki Orianna tercihi yapmıştı. Oyunun başında birazcık zorlanmıştım diye sonradan röportajda söylemiştim ama sonradan o dönem geçince daha da bir rahatladım. Çünkü her şeyden önce koruma komutu eğer doğru zamanda kullanılırsa LeBlanc'ın potansiyel hasarının neredeyse büyük bir kısmını durdurabilir. Ekstra vermiş olduğu dirençler sayesinde de daha az hasar almasına sebep oluyor ve bir noktadan sonra bu hasarı tam tersine çevirmeyi başarabiliyorsunuz eğer yanlış bir hareket yapmazsanız. Bu noktada birazcık oyunun başında neler olacağı önemli. Orianna'nın LeBlanc karşısında nasıl duracağı önemli diye düşünüyorum. Yukarı koridorda Rumble'dan tabii bahsettik. Ormancılarda tabii Wukong ilk 6 seviyede, daha doğrusu ilk 5 seviyede çok da hani süper baskınları olan bir şampiyon değil. Tek yaptığı şey yani yemini kullanıp bir süre boyunca görünmez koşup sonra sopayla bir tane vuran bir şampiyon. Onun haricinde herhangi bir etkisi yok ama oyundaki en iyi karşı baskın yapan şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü bu sefer işler değişiyor. Rakip saldırıdayken siz görünmez bir şekilde onların üzerine giderseniz zaten hani o koridora gelirken belli yani mobil özelliklerini kullanmış şampiyonu gafil avlayabilirsiniz. O yüzden böyle bir özelliği var ama 6 seviyeye ulaşmadan önce çok da etkili olduğunu söyleyemeyiz. Zaten hani genel itibariyle Lulu'nun da ilk 5 seviyesi eğer tutuştur yoksa çok etkili olmayacaktır. Yine Orianna da çok büyük bir potansiyel sahip olmayacağı için Wukong tercih aslında ormanda hani koridorları zaten en başta kaybedeceğimiz için bari 6 seviye çabuk olsun. Wombo kombomuza çabuk ulaşalım tercihi olarak göze çarpıyor. Bakalım oyun sırasında neler göreceğiz. Bu arada bir duraklama var. Baba daha tamam, başlamadı. Daha yüklüyoruz. Daha vay vay. Evet. Ezreal'dan tabii bahsetmiştim. Ezreal eğer TT takımı evet, böyle 4 kişilik bir ittirme macerasına girerse gerçekten çok etkili bir şampiyon. Bakalım bunu yapacaklar mı? LeBlanc artı Ezreal yani bilmiyorum çok enteresan bir ikili. Daha önce hiç rastladığım bir ikili değil. Nasıl bir sinerjileri olur? Göreceğiz. Bu konuda birazcık da oyun stiline bakacağız. Zergsing'i LeBlanc'la oynarken gördük. Hatta hatırlarsan Elvind'in Zed'ine karşı birebir de evet, yani eşit bir takas yapmıştı. İkisi de ölmüştü ama destek bir
rolde oynayan şampiyonun orta koridor zedine böyle bir eşitliği kabul ettirebilmesi bile büyük bir başarıydı bana sorarsan. Koridor safhasında bir Ezreal'in koridoru kazanabilmesi için her şeyden önce o mistik atışlarını tutması gerekiyor. Ama mistik atışları ne kadar tutturur bu koridorun kaderini belirleyecek soru işaretlerinden bir tanesi. Diğer tarafta ise Leona artı Lucian. Evet, ilk 5 seviyede Leona'nın birazcık geriye yaslanma durumu söz konusu olacak ama eğer o 5 seviyeyi geçirdikten sonra herhangi bir şekilde geri düşmedilerse bu sefer birazcık daha hani Leona tarafına dönebilir İbra. Ama şimdi hem LeBlanc hem Ezreal ikisi de müthiş mobil şampiyonlar. Ayrıyeten burada bir de Cassidy'ni ekle. Yani Leona'nın bu oyunda taşıyıcıların yakalamak konusunda bayağı bir zorlanacağını söyleyebilirim. Yani o mükemmel ultiyi oturtması bayağı bir zor olacak. En azından takım arkadaşlarının şöyle bir değil iki tane mobil yeteneğini aldıktan sonra o ultiyi atması durumu söz konusu oluyor. Çünkü Cassidy'nin biliyorsun ultisi açıkken zaten fazla sıçramaya sahip olan bir şampiyon. Sıçraması var zaten ekstradan. Hı-hı. Yine Ezreal seyir geçişi artı sıçraması. LeBlanc 3 kere sıçrayabiliyor. 2 tane vurkaç artı taklit artı sıçrama. Yani Leona bayağı bir sıkıntı yaşayabilir bir oyunda bana sorarsan. Ön saflarda yani Vay'a odaklanıyorsan zaten bir sıkıntı vardır o noktada. Hı-hı. Burada geriye kalan şampiyon Rumble. Ama Rumble'ın da zaten hani takım savaşı sırasında eğer doğru savaş başlatıldıysa amacı çok uzaklardan o dengeleyiciyi atıp o yanan bölgeyi yaratıp onun üzerine doğru koşturmasın. O dakikadan sonra acaba o içeriye girmek isteyecek mi? O Rumble'ı yakalamak isteyecek mi Leona? Bilmiyorum. Yani geçen oyundaki Leona ile bu oyundaki Leona'nın arasında bariz farklar olabilir diye düşünüyorum. En azından yani vizyon hiç kolay olmayacak bu oyunda. Peki sence böyle bir takım kompozisyonunda oraya Leona dışında hangi şampiyonlar gelebilirdi? Neler sağlıklı olurdu? Yani ya orada o bahsettiğimiz eksiklik var ya, tüm şampiyonlar kaçabiliyor, zıplıyor, hopluyor, sıçrayabiliyor. Oraya Leona dışında hangi şampiyonu koysak birazcık daha bu etkilerin üstesinden gelebilecek bir şampiyon olurdu. Açıkçası ben birazcık daha defansif özellikleri sahip bir şampiyonu tercih edebilirdim. Mesela Morgana tercih edebilirdi ama Morgana yasaklıydı. Belki Janna olabilirdi veya hani ani bir kitle kontrolüne sahip bir şampiyon. Mesela Sona. Crescendos ile daha rakip takım gelirken, yani o mobil özelliklerini kullanamadan kitlemeyi başarabilse ani hasarlı olabilirdi. Bombo evet. Combo vesaireydi. Ama işte o Leon'un ultisi ondan önce yeteneklerini işte, evet. İlk önce bir hani bekleme süresi var, ondan sonra efekti geliyor. Evet. O yüzden en doğru Leona ultisi, en efektif Leona ultisi aslında diğer yeteneklerinden sonra gelen Leona ultisi olduğu için o yüzden işi kolay olmayacak. Yani karşıda hoplayan, zıplayan, kaçan, fıtık eden çok şampiyon var. O yüzden Leona evet o yetenek atışlarını tutturabilirse etkili olabilir ama soru işareti. Bir de şunu göz ardı etmemek lazım. Xerxing zaten LeBlanc'la iyi oynayan bir oyuncu. Hele ki destek olarak oynadığında o Leona her geldiğinde zincirini tutturduğu takdirde çok büyük problem çıkar orada. Leona tutamaz. Yani o koridoru tutmak için çok zor durumda kalacaklar. Lucian ne kadar destek verirse versin Leona'ya. Çünkü burada birazcık hani Leona'nın kendini ve Lucian'ı koruması gerektiği için Lucian'a kendini koruyarak biraz da Leona'ya destek vermiş olacak. Ama Ezreal çatır çutur orada. Güzel güzel senin dediğin gibi yeteneklerini tutturursa, mistikleri iyi atarsa gerçekten büyük problem. Ama bakalım nasıl oynayacaklar. Belki bizim hiç bilmediğimiz çok ilginç bir taktik de olabilir. Biliyorsun her gün Sihirdar Vadisi'nde yeni taktikler, ilginç şeyler görüyoruz. Evet, Kasedin'in en azından şey geri döndüğünü gördük. Bu da güzel mesela, bir şey. Evet. Aslında Kasedin'in destek de ilginç bir tercih olabilir. Sen takıldın mı? Ben böyle ilginç şampiyonların destek olarak kullanılmasından bir hayli hoşlanıyorum. Böyle ilginç bir şey görüyorum. Acaba bu olur mu diye sonra. Tam senin o zaman seveceğin bir dönemde. Çünkü evet. Velkoz zaten inanılmaz bir destek. İlk çıktığında söylediğim şey şu oldu hani. Orta koridorda oynanıyor. Orta koridorda çok seviyorum. Biliyorsun benim aralıklı olarak oynadığım koridordur. Ama geldim bu destek şampiyon olarak da çok acayip olmaz mı diye düşündüm. Ya işte çok büyük hasar veriyordu. Başka şeyler oluyor. Böyle bayağı bir hani olurla olmaz arasında gidip geldim. Ama sonra deneye deneye sihirdarlarımız bunun olabileceğini gösterdi. Ben de mutlu oldum açıkçası. Yani evet. İleride daha farklı tercihler de görebiliriz destek konusunda. Çünkü destek özellikle sezonun başında değişen altın mekanikleri, dinamikleri yüzünden çok daha farklı bir noktaya geldi. Hani
daha fazla para kazanan destekler daha fazla tank olabiliyor veya tam aksine bir orta koridor büyücüsü gibi kendilerine eşya dizimi yapabiliyorlar. Bir dönem Eni mesela çok güçlüydü o konuda. Hani Eni bir inanılmazdı. Evet, keşif taşını yapan, sonra sihirbaz popüşlerini bitiren Eni'den bazı durumlarda çok öndeyse takımı böyle ne bileyim bir ölüm ateşi pençesi vesaire gibi eşyalar görebiliyorduk. Onun haricinde tank olan şampiyonlar daha da tank olmaya başladı. İşte Thresh, Lyona gibi şampiyonlar erken safhada işte gün ateşi pençesi değil de daha çok hani böyle bir Randuin alameti tarzı eşyalar yapabiliyorlar. Rakibin tabii neler yaptığına bağlı olarak, hangi tercihleri yaptığına bağlı olarak. Veya işte şimdi mesela LeBlanc tercihi zaten hasar potansiyeli çok fazla olan bir şampiyon olduğu için bir de Kassadin'le beraber düşünecek olursak bu oyunda birazcık daha hani hasar odaklı olacağını düşünebiliriz. Hani işlevsellikten öte. Belki keşif taşı bile yapmayacaktır. Hiç belli olmaz. Yani bu keşif taşı olayını belki de bir takım arkadaşını bile kitleyebilir. Hani vay hadi gözüm sen bir al deyip de. Peki Tarik nereye gitti? Tarik nereye gitti? Ya Tarik açıkçası bir şimdi aklıma o geldi böyle bu kadar yeniden yetenekleri yapılandırıldıktan sonra eski etkinliği kalmadı açıkçası. Böyle eskisi gibi zırhı tıraş etme durumu söz konusu olmadığı için hani bir de çok fazla oyun yapabilecek bir şampiyon olma rolünden de çıktı. Çünkü yani özellikle Thresh'in gelmesinden sonra bir destekte aranılan özellikler değişti. Birazcık daha fazla beklentiler oluşmaya başladı. Çünkü Thresh'in neredeyse yapmadığı bir şey yok. Hani takım arkadaşını koruyor, takım savaşı başlatıyor, işte yavaşlatıyor, uzaklaştırıyor falan da filan. İşte kaçıyor, kurtuluyor ya da kurtarıyor. O yüzden Thresh'in aslında yarattığı bu metada Tarik kendisine eskisi gibi yer bulamıyor. Tarik'in daha çok hani etkili olduğu dönemler Graves'in çok fazla tercih edildi. Ani hasarı bol olan şampiyonların olduğu dönemlerdi. Ama bu gelecekte geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Yalnız şu an hani Morgana'nın, Karma'nın, işte Thresh'in, Lyona'nın olduğu dönemde Tarik çok da mantıklı bir tercih değil açıkçası. Eski hali olsa yine belki tercih edebilirdi. Hani o zırhı tamamen tıraş ettiği. Hatta yukarı koridorda bile oynanıyordu. O haliyle. Ama sonradan işte birazcık daha mekanikler değişti. Ve şu an artık sahnede görmüyoruz kendisini. Bir aklıma geldi bir an ekrana bakarken. Birazcık daha böyle hani şey destek şampiyon için biraz oyun yapan bir şampiyon arıyorsun. Yani uzaktan çeksin, işte durdursun, uzaktan ultiyle rakibi sersemlesin. Yani bu tip bir şey arıyorsun. Birazcık da hasar versin yanında. Biraz da oradan, biraz da buradan derken Tarik hepsini yapabilecek bir şampiyon değil. Yani tamam hedefe giden bir sersemletmesi var ama mesela Morgan alırsan karşısına tamamen yetenek setinin dağılmasına sebep oluyorsun. El ayağı kesiliyor resmen, evet. Çünkü en büyük özelliği o sersemletmeyi vurduktan sonra takım arkadaşın yardımıyla hasar potansiyelinin yüksek oluşu. Ama mesela Morgan'ı düşün karşısına. Bir de yani anında sersemleten de bir özellikle. Girişini görüyorsun böyle pıt 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 bir şey gidiyor. Mücevher gibi bir şey gidiyor biliyorsun. O parlak. O giderken Morgan'ın o zaman aralığında çok rahat bir şekilde o yeteneğe karşılık verebilmesi kara kalkanının mümkün. O yüzden şu an tercih etmiyor. Yakalayabilirdi Q'yla. Pıt pıt pıtı görünce hani hem kara kalkan üstüne atarak. Yani burada üzerinde konuşulması gereken konu aslında bir şampiyonun yetenek seti değil, karşısına alınabilecek şampiyonların neler yapabileceği. Öyle bir şey var. Yoksa bütün şampiyonlar destek oynanabilir bana sorarsan. Herkes Karthus'la da destek oynarsın. Efendim söyleyeyim, Vayla'da Shen'le de destek oynarsın. Shen bir ara hatta çok popülerdi. Yolo Kyushin'i vardı bir ara ama ne zaman hatırlamıyorum. Çok çok üstünden geçti zaman. Ya bayağı eskiden bahsediyorum bu arada. Yani 3. sezon, 2. sezon falan olabilir. Bir hayli eğlenceliydi görmek. Çünkü şey yapıyordu. Karşıdaki şampiyona saldırıp yanındaki nişancının canını tekrar yenilemesini sağlıyordu. Kılıcı atıp. Şu an hatırlayamadım yeteneğin adını ama bu sayede bayağı eğlenceli oldu. Cani kılıçlar. Shen'in Q'sundan bahsediyorsun. Evet. Adı neydi hiç hatırlayamadım. Cani kılıç olması lazım. Ben yine bakayım sen öyle deyince ben de bakma ihtiyacı duydum. Evet. Neydi acaba? Ben de merak ettim. Shen. Şampiyonlar. Shen. Açtım ben bu arada. Cani kılıç. Evet. Evet. Cani kılıç. 10 puan bana o zaman. O kadar fazla anlattık ki bir dönem Shen,
Şimdi yukarı koridorda şan 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 diye diye bir yerden sonra akılda kalıyor bazı yetenekler. Ama mesela bak, bazı şampiyonların da belirli... Bu arada arkadaşlar, duraklatma süremiz evet. toplamda 15 dakika şu an ekranda gözüktüğü üzere. Hani 3 dakika içerisinde duraklatma bitmezse oyun devam etmek zorunda. 4 kişi veya sorun neyse artık 2 kişi, 3 kişi devam etmek zorunda kalacağız. Mesela bak, Shen'in hep böyle kışkırtması diyoruz da aslında onun bir ismi var. Gölge fırlayışı. Ama kışkırtma arkadaş. Şimdi gölge fırlayışı anlatırken öyle olmuyor. Shen oradan yaptı. Gölge fırladı. Ne? What? Ne yaptı? Yok, öyle bir şey yok. İşte ben de onlara çok takılıyorum. Özellikle bir çok şampiyonumuz olduğu için. Yetekleri mesela bizim için de şeydir. Hani tutup böyle gölge fırlatışı at bilmem kime demiyorsun oyun oynarken. Ya kışkırtsana ya, ya kışkırt ya falan böyle ısrarlı bir şekilde. Hatta çoğu oyuncu hala ona şey taunt diyor yani. İngilizcesi. Evet, çünkü sonuçta, kalıp yani kalmış. Evet. Bazı şeyler öyle kalıp olarak kalıyor ama bir büyük bir kısmını da kırmış durumdayız. Ya mesela hala işte sersemli Skype'da kaç kişi acaba kullanıyor çok merak ediyorum. Yani Stanley abi ya da sersemlet abi. Yani ben sanki alışmak adına elimden geldiğince söylüyorum. Ben ama bu tamamen alışkanlık var. Yani akıllarda evet. kalmış. Çünkü bir yandan da LCS yayınlarını izliyoruz, OGN yayınlarını izliyoruz. Orada evet. hala kullanılan şey Türkçe değil sonuçta yani. Ben İngilizce. Mesela anlatmaya çalışırken şeyi çok yaşıyorum. Ya bunun Türkçesine ne deriz ki şimdi biz buna bir şey bulmamıştık ya. İşte bugün olduğu gibi mesela. Kol için ne denir ki acaba? Ben kilitleniyorum. Baya baya düşünüyorum. Oluyor Allah oluyor. Allah tabii canım. Diye. Yani herkesten o şekilde doğaçlama olmasını bekleyemezsin her şeyleri. Çünkü bazı insanlar vardı çok böyle gıptayla bakarım. Hani doğaçlamadır abi her şeyden önce. Adam böyle bir şey hatırlayamazsa kumbil. Uydurur direkt. Yani en kötü böyle. Uydur ve insanların kulağında güzel. Evet kumbil mesela. Ve güzel de geliyor cidden. Aynen. Allah Allah diye kalıyorsun karşısında. Biz niye düşünmedik ki bunu böyle kalıyorsun evet. ama gel gör ki herkes aynı yetenek yok. Biz ben de açıp böyle işte böyle ekrandan desem, bakıyoruz. Bir şey mi desem diye. Ama olsun. Bazı yetenekler de var. Hakikaten böyle çok güzel oturmuş. Şimdi bak mesela Alistar. Toz. Hemen bakıyorum. Bence oyundaki en güzel yetenek isimlerinden bir tanesi. Hem akılda kalması kolay. Tamam mı? Değil hem mi? De amacı o yani. Alistar koşup hedefine toz atar. Bu. Evet. Bu işte ya. Böyle olacak abi. Toz diyorsun. Gölge yani, fırlayışı atmıyor mesela. Yani. Evet. Tosluyor abi. Ya da işte... Alistar tosladı. Bak mesela evet, ufak etti birazcık tartışırım. Ufak et. Yani. Bilmiyorum. Şiddetli bir darbe indirerek bütün rakiplere hasar verir. Ufak etti falan. Bilmiyorum ya. Ama tos bak. 10 numara. Bir de kısa yani. Hani değişik kalıplara da sokabiliriz. Tosladı. Tos yedi. Tos attı. Tos toslamak. Yedi. Biz ama toslamak ise. Çok faydalı. Bunu son 30 saniye arkadaşlar. Mesela Jinx. Manyak güçlü ölüm roketi. Bir o dakika. Güzel bak, o uyuyor. Evet, çok güzel. Bir de Vel'Koz. Bir dakika Vel'Koz. Vel'Koz deme bana. Şua ya. Aklımı evet. yedi dün. Aklımı yemin ederim. Bak ya. Ultisine gel. Hadi onu evet. hızlı bir şekilde söyle. Bir kere de. Yaşam formu parçalama şuası. İşte abi ben bunu yapamıyorum. Ama... Yaşam borolololop diye böyle. Şua ne her şeyden önce? Dün mesela şey Alicante söyledi. Bu Raiden'in olayının Türkçesi Şua'ymış. Sonra ben birçok cümlede kullandım ama yani alışamam. Şua. Şua. Neyin bir hafta sonra. Mesela bak 3 hafta ver ne? Neyin Türkçesi şu aymış dedi bir dakika oraya. Bu arada 15 dakika doldu oyunun başlaması lazım şu an böyle. Şöyle ben arkadan heyecanlı müzikleri verin. Ha bu arada Alicante iletişim neymiş? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar biz muhabbete. Tamam. Vel'Koz'un şu aslındaydık. Şimdi bak mesela 2-3 hafta Vel'Koz oynanmasın. Tamam mı? Sonra seçilsin. Ultisi neydi ben yine düşünüyorum. Çünkü Shua. Ya hayatımın hangi döneminde Shua kelimesini kullandım bugüne kadar düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Shua. Shua. Shua şeyde vardı bir kitapta. Kitapta. Amin'in bir kitabında vardı. Hangi kitapta o? Orta Doğu'da geçiyor. Neyse benim kafam gitti şu anda. Bulurum sonra. Bak işte öğrenim, kafa gidiyor. Yok, evet, ben çok kilitleniyorum şey bile. Bakalım. Heh, şimdi sen gidip ne kitap. Ben bu arada şampiyon ismini. Ha bak Urgut'un mesela yetenek isimleri abi. Hayatta aklına kalmaz ya. Bak mesela. Hiperkinetik konum değiştirici. Hiperkinetik konum değiştirici. Ne? Çok güzel bir hiperkinetik konum değiştirici geldi. Diye anlatırsın aslında. Ama niye? Hiperkinetik nasıl? Yaşam formu parçalama şuası. Demek gibi böyle. Dırırırırır. Dım 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 dım.
böyle. Ben böyle şeyleri sayarken çok eğleniyorum bu arada. Bunlar... Ama bak mesela yine pasifi. Zao'nun elinden çıkma ışın güçlendirici. Hadi. Zao'nun elinden çıkma... Bir dakika ne? He, ne oldu? Dur bir dakika göremedim çünkü. Ne oldu? Zao'nun elinden çıkma ışın güçlendirici. Bir de bunu takım savaşında hani anlatmaya Zao'nun çalış. Zao'nun elinden geldi, ışın güçlendirici geldi diye. Dur bir dakika tamam. Olmadı tamam, vakit ayırıp çalışırız. Problem değil. Problem değil. Bakalım dur daha aklıma gelen. Ha, ben bugüne kadar yaşadıklarımdan anlatıyorum. Bazıları gerçekten hiç kolay değil ya. Poppy'nin de bir şeyi vardı böyle ilginç. Başka ne var? Dur bakayım. Ha, diplomatik dokunulmazlığı var Poppy'nin mesela. Ya bu arada sohbeti açabilir miyiz ya? Sohbetten de evet, kesin biz, arkadaşların evet. da bir bu konuda diyecekleri biz, evet. vardır. Riski göze alıyor. Yok alıyorum ya. Vallahi riski göze alıyor. Kutuyu açtırıyor. Kutumda büyük var şu an. Aç abi. Görelim kutuyu. Aşağı rejinin bir kutu açmasını Freedom. İsterdim. Bu şeyde de sorduk. Hafta içerisinde muhtarlar sırasında sorduk. Freedom. Freedom. İşte şey. Açılıyor ya sohbet. O dakika herkes böyle özgürlük diye bağırıyor. Braveheart'tan gelen olan. Evet, cesur yürek. Hemen arada reklam geçeyim. Brave yürek. Ya yani brave yürek nedir? Cesur yürek. Sen de bir... arada bir gidiyor olsun. Sıkıntı var ya. Arkadaşlar bu arada biz biraz hastayız. İkimizin de onun için periyodik aralıklar size böyle oluyor garip böyle. Garip sesler çıkabiliyoruz. Evet, evet merak etmeyin. Evet arkadaşlar en böyle aklınıza takılan... evet ilginç isim... soruları bekliyoruz. Bak mesela benim aklıma Urgot gelmişti. Burkaç. Burkaç iyi ya. Burkaç güzel. Benim bir numaram Poppy. Diplomatik dokunulmazlık. Böyle şey Birleşmiş Milletler'de toplantıya gidiyormuşçasına ama değil yani birini köşeye kısıp böyle vuruyor suratına. Poppy'nin şeyinde yok muydu ya o? İşte şey ultisi. Tamam hani geçmişinde de öyle bir olayı tabii yok canım, mu zaten? Tabii canım var. Elçi zaten. Evet. Elçi zeval olmaz. Demasya fedaisi. Ben bunu bilir bunu söylerim. Elçi zeval olmaz. Demişken arkadaşlar kafe elçilerine hepinizi bekliyoruz. Eğer katılmak istiyorsanız... Nereden on... nereye bağladın ya? İnanılmaz ya. Ailevi yetenek. 10 puan. 18 yaşından büyükseniz, bölgenizde bir kafe varsa ve o kafede gerçekten vakit geçirmeyi seviyorsanız, ben bir e-spor temsilcisiyim, bu işin başında olmak istiyorum, sizlere yardım etmek istiyorum diyorsanız, bu gönüllü programımızda sizleri de görmek isteriz. Tamam, bitti. Tamam, bu kadar. Kestik. Kapat yayını, kapat. Dur ya, ben... Ha, Kogmav. Kogmav. Bak, çok acayip yetenekleri var bunda, bak. Kogmav'ı da bu arada Akai the Five seslendirmiş. Onu da bir... Tamam, onu bilmem. İnanılmaz güzel. Onu bilmem ama Bio Büyü Salvosu. Bio Büyü Salvosu. Tamam, okey. Çok zor ya, bu kabul mesela ediyorum ben bundan de. 4 Bio hafta sonra ansızın sana soracağım. Kogmav'ın W'sun ismi neydi? Hatırlamayacaksın. Bio Büyü Salvosu. Yok, hatırlamayacaksın. Hiç zorlama. Tın tın tın. Çalışacaksın. Mesela bu ne? Ne? Ne bu? Benim gözlerim yaşlı gözü görmüyor. Bir dakika açmam lazım buradan. Ay. Ben yaşlıyım ben. Sürekli düzeltmeye çalışıyorlar gözlerim olmuyor. Bakayım. Ne? Ameliyat oldum. Teki görüyor. Teki hala çok iyi görmüyor. Onun ha geçmiş lazım. Olsun. Yok bayağı geçmişsin ama teşekkür ederim. Olsun, geçmiş oldu. Olsun. İcatia sürprizi. İcatia sürprizi derken... O Ikatia gibi bir şey olması evet, lazım. Evet Ikatia. Yani, İcatia diye bir şey yok. Ben hani acaba bir icadın bir şeyi mi diye düşündüm değil. Ikatia sürprizi diye okunuyordur diye tahmin ediyorum ben de. Bilemedim. Bu böyle bir İrelia mı Airelia mı gibi bir tartışma. Ya biz onu... Hani böyle hangi şampiyon mesela en çok tartıştığımız bir de şampiyon isimleri var tabi. Xin Zhao. Gibi bir şey böyle. Xin Zhao. Xin Zhao. En böyle bizim dile uygun Xin Zhao. Xin Zhao yani evet. Rahat. Evet. O yüzden hani mesela Irelia olayı da öyle. Irelia evet doğrusu okunuşu o. Ama hı. Irelia daha böyle pratik. Daha böyle hani bize yakın olduğu için. Garen Garen gibi. Aynen. Birazcık da hani onu lokalize ediyoruz. Hı. Şimdi düşünecek olursak. Kendi dilimize uygun hale getirmek. Aynen. Yerelleştirme. Yerelleştiriyor. Ama güzel. Yerelleştiriyoruz. Yalnız şaka bir yana o kadar ilginç isimler buluyor ki yerleştirme ekibimiz. Yeni şampiyonlar çıkınca ilk şeyi bekliyorum. Acaba ne isim koyacaklar bunlara diye. Ben gerçekten birbirinden ilginç, birbirinden farklı isimler görme şansımız oluyor. Bakalım. O zaman soralım. Ne soralım? Sihirdarlarımıza da soralım. Dur ben hala sen hala şampiyon. Tamam. Garip. Ha bak Heimerdinger'in de çok acayip isimleri var.
Bak mesela. Tekmaturji tamir robotları. Ama zaten onun yani adam Dur, mühendisine kursun dur, adını. dur. H28G evrim tareti. Evet, Q'su bu. Hextech mikro roketler. Evet. CH1 elektron bombası. Sonuncusu Allah'tan. Ultisi geliştir. Ya Allah'tan bir tanesi var. Abi sen bu şampiyon özelliklerini takım savaşında nasıl anlatırsın? CH1 elektron bombası geldi üzerine. Şimdi Hextech mikro roketlerle onu tamamladı. Evrim tareti de oradan tarayınca skor geldi. Yok öyle bir şey. Yok yani. Evrim tarihi ama Bunların güzel hepsi benim için fikirmiş. taret ve roket yani. Başka hiçbir anlamları yok. Uzatmıyorum yani. Yok CH'miş. Taret yok Adam o evrim kadar taretiymiş. mühendis olmuş. Yalnız Taret yapıyor, bir şey kombin bu yapıyor. yayını izliyorsa Sen gerçekten pazartesi sıkıntı var. büyük büyük oynayacak üzerime ya hakikaten. Terlikle Evet. gelecek yani. Reos'la terliğini ben de kombin terliği olarak görüyorum. terli. Bu arada gerçekten tekrardan bir Berkay Yılmaz İlginç eserin için. Manipüle edilmiş sanat eseri olarak geçiyor bunlar. Bu yüz değiştirmek olsun, o terlik koymak olsun. İlginç bir eser. Takdirle karşıladık. Evet, güzeldi. Güzel, ben eğlendim. Evet, bu arada Şaka maka 23 dakikadan beri konuşuyoruz ve çoğunlukla boş konuşuyoruz. Bu da çok önemli Evet. bir detay, onu da söylemek Evet. istiyorum. Hayır, Ama burada ama yapacak bir şey dolu yok. dolu konuşabileceğimiz konularda yani sihirdarlarımız özellikle tercih ettiği bir konu varsa onun üzerine de yönelebiliriz. Artık 7 dakika var. Evet, Bilmiyorum. 7 dakika. Yetişmeyebilir, bilemedim. Çok ciddi bir konu üzerine dur. Bu kadar boş konuştuktan sonra ciddi bir konuşma olmayacak yani, onu söyleyebilirim. Ben yine o konuyu boşlaştıracağım yani bir noktadan sonra. Kötü yola Ben doğru ciddi, götüreceğim. ben ciddiye bağlarım ya. Bir keresinde böyle bir troll olarak bir satranç sorusu sordu. Nereye Ben kadar ciddiye alabilirsin çok merak ediyorum ya. bayağı çocuğa oturup en son açılışı öğretiyordum ya. Bayağı çirkinleşti olay. Bak canlı yayınla Çocuk buraya sonra mutlu oldu Dumpy'yi falan. bağlarım, tamam mı? Skype'tan falan ararım. Ya bitiririz seni burada ya. Hiç yani İddiaya ciddiye girdin bağlamam. mi? Bak. Biliyorsun ben de iddialıyım bu konularda, Ya şampiyon ligin maçı ortasında, maçlar ortasında böyle bir şey yapmak dayanırım. istemiyorum ama zorlama beni bak. Dın dın dın. Yalnız canlı telefon alabiliyorsak. Canlı telefon. Telefon ya Bir herhangi yerden bir. sonra şarkı da alacağız. Falan oraya İstek doğru gidiyor şarkılar. çünkü yani böyle bir Evet şey evet. varsa. Birazdan bir şiir okuyacak Charmi bize arkadaşlar. Evet. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Senin okuma bayramın oldu mu? Ya benim okuma bayramı Herkese bu 8'de soruyu geçti. soruyorum yani. Zaten nasıl bir Niye? psikopat? Muhtarları izleyen varsa orada sormuştum. Oldu mu? Şöyle. Böyle sahneye çıkıldı falan. Böyle çıktık, çocuklardan bir okuması gereken şiir değil de bize böyle bir yazılı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani dev bir metin düşün. Herkesin işte 3 cümlesi, 5 cümlesi bir şey var. Herkes okuyor. Sonra başlaması gereken çocuk başlamadı. Öğretmen dürtüyor. Çocuk böyle kilitlendi. Dürtüyor, okumuyor. İkinciye geçecek. Diğeri ağlamaya başladı falan. En sonunda bizim okuma bayramı isimlerimizi söyleyip böyle küçük bir kağıt eşliğinde bitirildi. Sonra ben tatiliyeye gittim. Onun peki Böyle çok buydu. mutlu sonmuş bu arada Evet, ya. babam böyle aldı. O Hadi bizim yaşlarda tatile tatil gidelim nedir diye. ya? Çılgınsın. Evet, yeni açılmıştı. Hatta çok çıldırmıştım giderken. Çok güzeldir ya. Ben de gittiğimde çok eğlenmiştim. Bir kere gittim zaten Kapandı toplamda. değil mi artık? Acayip de korkmuştum bu arada. Eğlenmenin yanında. Ya. Tabii canım ben böyle Ben alabora binerdim hep belli hasta bir yaşıma ruhlu. kadar böyle ekstrem şeylerden evet. Çok korkardım. Tolga Bir gözümün an önüne böyle gözümün geldi. önünde Tolgay geldi. Ekstrem Yok, şeylerden Tolgay'dan aklıma korkmuyorum da. Bayağı korkardım böyle şey geldi. hani millet bungee jumping'den falan bahseder işte dalıştır şudur budur falan filan işte Tatilya'daki o şeyler işte roller coaster kafasında böyle alaboralar şunlar buna acayip tırsardım. Sonra Şelaleyle bir gün alabora. şu Bostancı gösteri merkezinin yanında bir Lapa. ufak bir top var, tamam mı? Ona bindik abi. Ve hayatımın ben adrenalini orada salgıladım. O güne kadar salgılamadığım bütün adrenalin o dakikalar içerisinde salgılandı. Böyle zaten çok lakayt bir oturuşum vardı. Adam bana dedi ki işte ay bak abicim ayağını şuraya koymazsan sıkıntı yaşarsın dedi. Ben sanki böyle ben yapmışım gibi böyle oturdum. Zaten ilk fırlattılar o topu yukarıya doğru. Ben kendimi şöyle bir öne doğru bir attım. Ben atmadım tabii. Yani yer çekimi beni attı doğal olarak. Ayağımı neredeyse kırıyordum, tamam mı? O ayağı oraya koymadığım için. Sonradan işim farkına vardım. Şöyle çok salak bir tutunuş şey yaptım böyle. Ve yani o 4-5 dakika içerisinde birkaç kez hayatımın gözümün önünden geçtiğini gördüm. İndiğimde toprağa öpüyordum neredeyse.
Ama o dakikadan sonra o korkumu yendim. Demek ki insanın korkuyla yüzleşmesi gerekiyor. Sonradan işte bungee jumping'ler, şunlar, bunlar. Oo, şey bile yaptım ya, rafting yaptım. Mesela çok acayip eğlenceliydi o da. İlk başta bir hani kedi yavrusu gibiydim böyle. İlk su geldi, aman 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 falan diye. Sonradan şey hani Titanic Eloda yaptım ya gidip tek başıma. Önde raftın önünde böyle düşme pahasına. falan. Acayip eğlenceliydi ya. Ama yani Güzelmiş. arkadaşlar böyle korkuyorsunuz falan. İlla yapın demiyorum da bir yüzleşin ama. Yedek oyuncu da hazır değilmiş. 4 vs 5. 4'e 5 başlıyoruz galiba anladık kadarıyla. Evet arkadaşlar 4'e 5 maça 4'e 5 başlıyoruz. başlıyoruz. Ama tebrik ediyorum gerçekten yarım saat boyunca Evet, bu gerçekten inandık. Biz seninle bayağı konuşuyormuşuz ya. Çok pis bir ikili olduk, farkındasın değil mi? Bir bıraksalar demek ki bir 8-10 saat gidecek. Valla arkadaşlar gerçekten yarım saat boyunca sizler de bize katlandığınız için çok teşekkürler. Konu konuyu açtı. Kendimizi Evet. en son raftın önünde bulduk ama şu Ben an başlıyor muyuz? Nedir? Başlıyoruz abi. bu TC'de bekleme süresini AVM'nin sorununun düzelmesi için yani Oo Evet, bak çok da TC'den güzel bir evet. şey olmuş. Arkadaşlar şimdi 15 dakika AV'nin bekleme süresi vardı. AV'nin bu bekleme süresi bittikten sonra TT celtimenlik yaparak kendi süresinin tamamını AV'ye verdi. Sırf maç 5'e 5 eşit şartlarda oynansın diye. Ki tebrik ediyoruz. Gerçekten bunlar çok önemli ve güzel davranışlar. Şimdi ama artık 30 dakikanın sonuna geldiğimiz için maça başlamak durumundayız ve 4'e 5 başlayacağız. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Geçiyor muyuz? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar baş ağrıttık karşılığında. Heh. En taklidi yapmayı deneyeyim bari. En iyi taklidini baştan sonra yapalım. Şimdi tam Tamam, böyle maçın başlıyor muyuz? havasını... Okey, çünkü başlamadı diye şey yaptım. Bir süresi var gibi görünüyor birazcık daha. Son 2 dakikayı tamamlayacak mıyız? Sanki mi acaba? O daha 2 dakikamız vardı Onun ya. için söyledim O hani. reji. Daha biz neler neler konuşurduk ya. Herhangi Her an girebilirmiş. girebilirmiş. O zaman. Duralım mı o zaman? Nefesimi tuttuk bekliyoruz. Şey vardı eskiden. Monkey Island diye bir oyun vardı. Hatırlar mısın böyle? Ne diye? Monkey Island diye bir oyun vardı. Orada ha, orada böyle nefesi tutan 10 dakika Monkey boyunca tutan bir Guy Rush vardı. Onun gibi böyle nefes Island. tutan. Ben bu arada tutamıyorum nefesimi ya. Bir yerden sonra gidiyor yani. 1 dakika falan tutabilirim en fazla. Zaten tutmaya devam edersen ölmen gibi ufak bir sorun var. Bu Dur arada be, 1 dakikada nereye ölüyorsun? yok, 1 dakika değil yani, belli bir süreden sonra ölüyorsun da insanlar da zaten şöyle bir şey var, kendini kötü hissetme. Nefesini kendini tutarak ölemiyorsun. İnsan kendini boğamaz. Evet. O muhabbet değil mi? Evet yani böyle yapıp böyle yanakları şişirip ölemiyormuşsun. Evet. Böyle bir şey okumuştum. Yani bir yerden sonra tabii veriyorsun o nefesi. Yani Evet. alıyorsun. Çünkü içgüdüsel olarak yaşamaya devam etmek istiyorsun, çalışıyorsun falan tabii. Bunun için psikolojik şeyleri de katabiliriz. Acaba o noktada değişen bir vaka olmuş mu? Beni şu an kaybettin. Niye? Çok ciddi konulara girdik ya. Ben Ben çok ciddi o konuşuyorum moddan bu ama moda ben geçemiyorum direkt yani. çok fenayım. Böyle uzun uzun düşünüyorum falan üstüne. Acaba olabilir mi falan. Biliyorsun biraz meraklısıyımdır böyle psikolojik şeyler olsun. İlginç şeyler. Bu arada Ama arkadaşlar son titre bakayım. 25 saniye vadiye doğru ilerleyeceğiz. Yapabiliriz, başarabiliriz. Bitti ya valla 30 dakikayı yedik ya. Ama biz yaparız ya bu işi. Bence müebbeti muhabbet kafasına biz de girebiliriz. Evet. Bunu yani 1 saat boyunca ben sürdürebileceğimize inanıyorum. Buraya bir iki kişi daha alsak. Net Tamam mı? bence bir 5 saatimiz vardı en düşük. Ki yani şu an ekipteki en geyik insanlar da biz değiliz. Ona inanıyorum. Evet. Çok daha acayip adamlar var aramızda arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Değil mi? Görmeniz lazım. Ya da duymanız Kim lazım. mesela? Reji ya en basitinden reji yani. Azimut. Evet. Oyunun devam etmesine az kaldı ve eksiye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar başlaması lazım değil mi şu an? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Evet, şu an fizik kuralları Evet, doğru. geri sayımdan ileri sayıma ne yapıyoruz biz şu an? Geriden ileriye sayıyoruz. Şu anda başka bir evrene doğru yavaş yavaş biliyorsun. Paralel bir evrende görüşmek dileğiyle arkadaşlar deyip yayını kapatacağız herhalde, ne oluyor? Daha da geri gideceğiz. Bakalım ne kadar geri gidebileceğiz. Çok merak ediyorum. Bugün limitlerimizi görüyoruz sanırım. Evet, şu an ben de bir Alicante'yi dürteyim artık. Mesela Vakti böcekten geldi. korkan bir arkadaşımız varmış. Üzerine biraz falan ciddi ciddi Mesela konuşuyormuşuz. Kha'Zix oynayabiliyor muyum? Ben onu merak ediyorum. Ne? Böcek? Evet abi böcek işte en büyüğünden. Ay.
oyun duraklatıldı şu an. Geri sayım da bitti arkadaşlar. Şu an duraklatıldı. Bakalım. Evet. Bunun devamı nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Ben hiç buraları görmemiş. Hani şey gibi böyle. Bir oyunu bitirirsin de sonundan garip bir hikaye daha çıkar ya. Bir sonraki oyuna bağlayacaklar hikaye. Böyle onun gibi hissettirdi bana. Ne çıkacak buradan yahut diye. Ben de bu arada Alicante ile konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü oyunun artık başlaması lazım. Bu konuda takımı uyarmamız lazım. Evet. Güzel cihazlanmalıklar oldu ama kurallar da var. Evet, bunları da göz ardı etmemek bizim için çok önemli. Ya şu an bayağı 8600 izleyicimizle beraber hep birlikte maçın başlamasını ısrarla bekliyoruz. Evet. Bakalım sonunda ne olacak. Böyle dolmuş gibi mi yapsak acaba? Ne gibi? Böyle dolmuş gibi. Sanki Ben şu an şeye kilitlendim. Şu an hani oyun niye başlatılmıyor ona kilitlenmiş durumdayım. Always with Anna. AVH. Ama Team Turquality'nin gerçekten gentleman'ini bir kez daha kutlamak gerekiyor. Çok. E tabi herkes yapmaz Evet, bunu. herkesin yapmasını gerektiren Ama bir şey değil. profesyonel ayarında da yani iki seçenek var. Biraz daha fedakar olanı tercih ettiler. Sonuçta kendi oyuncuları da oyunun ilerleyen dakikalarında düşebilir ve hakları kalmayacaktı. Evet arkadaşlar biz de beklemeye devam ediyoruz. Bakalım bu arada. Size yeni konu bulacağım. Şu an en az 30 kişi nefes Mesela etti. Yarın üniversite turnuvamız var biliyorsun. Sabah Evet. saatlerinde başlıyoruz. Aynen. Ben, Armina ve Alicante hep birlikte sunacağız. Devamında ise Şampiyonluk Ligi'nde Armina'yı ve Alicante'yi izleme fırsatınız olacak arkadaşlar. Eminim çok güzel maçlar olacak. Peki finalde kimleri göreceğiz? Diyorum. Sabancı'yı göreceğiz. Ve yanında da 9 Eylül'ü göreceğiz. Evet. Daha önce yaşadığımız bir finaldi sanırsam. Evet, yok. Sabancı'yı çok yaşadık. Sabancı'yı bayağı da gördük. 9 Eylül çıkmış mıydı? Çok hatırlamıyorum. Ben bu arada kafe diyorum pardon. Üniversite elçisiyken ilk üniversite turnuvasında oynamıştım. O zamanlar problem olmuyordu üniversite elçilerinin takımlarda oynaması. Sonradan kurallar değişti ama o zaman çok güzel bir oyunumuz olmuştu. Hatta çeyrek finale kadar çıkıp sonra düşmüştük. Ben de böyle Hayat. Hep böyle özenirim ya. Biraz daha hani erken böyle bir şans olsaydı veya biraz daha yaşım küçük olsaydı şöyle bir en azından şansımı deneseydim şu pro arenada. Nasıl oluyormuş en azından bir göreyim ya. Yaşayayım Değil o duyguyu. Birileri işte Johnny orada ne işin var? Johnny yakalandı falan filan. Öyle bir şeyler desin. Üzüleyim falan. Ya da çok güzel ulti attı falan. Sevineyim falan. Böyle onları yaşamayı isterdim ben ama olmadı. Falan. Hep böyle yorum yapan kısımda olduk. Arada bir işte şey işte meleklerdir. Şunlardır bunlardır. Çıktık sahneye ama aynı şey değil ya. Onun kafası çok ayrı bir şey olsa gerek. Vallahi çocuklar bir de böyle cool falan sevinmiyorlar, etmiyorlar. Abi ben böyle hani gideceğim. İşte Türkiye'de büyük finalde oynayacağım falan. Kazanacağım, edeceğim. Durmam ya, yıkarım orayı. Öyle sevinirim ben yani. Deli sevinirim yani. Ama orada hakikaten cool böyle çocuklar. Tebrik Ya ediyorum yani. O cool'du. Mesela işte bazı profesyonel oyuncularımızı daha önceden tanıyordum. Riot'a girmeden önce. Bazılarıyla yeni yeni tanışıyorum. O kadar cool'lar ki böyle hani ben olsam senin dediğin gibi böyle Allah çıldırırım falan yerde yuvarlanırım resmen. Böyle havada uçtum şahitlerim bana döner olay ama bazı arkadaşlarımız var. Evet. Ben finaldeyim evet evet falan. Peki. Deyip kalıyorum karşılarında. Evet. Ben de bu sırada Alicante ile konuşmaya devam ediyorum. Bir izleyicimizin yükseklik korkusu varmış. Ne yapayım Johnny diyor. Yükseklik korkusu varsa bungee jumping... cevap veriyor. Ne var, sormadın mı gerçekten? Sordum da cevap vereceğini hiç düşünmedim yani. Bir an böyle bir hani vermez herhalde cevap gibi bir algı oluştu. Bakalım olsun. Ben mesela şey, yükseklik korkum da vardı ama bungee jumping yaptıktan sonra
O da bir noktaya kadar şey oldu da hala böyle, mesela balkonlarda eğer korkuluk birazcık alçak yapıldıysa kenarda duramıyorum. Ha, düşeceğim korkusu var. Evet. Yani o da yükseklik korkusu. Düşeceğim korkusu diye bir şey var mıdır? Yok hayır, yani yükseklik korkusu ama şey de oluyor mesela bazı insanlar... Bir düşeceğim korkusu var, bir de yükseklik korkusu. Yok hayır, diyorsun ya işte parmaklık daha yüksek olduğunu tutunabilir hissediyorsun kendini yükseklik olmasına rağmen. Ama diğer türlü de daha azaldıkça, oradaki güvenlik ortamı azaldıkça sen de bir düşebilirim korkusu da yükseklik korkunu tekrardan beslemiş oluyorsun. Peki. Ama yine de düşeceğim korkusu en... Evet. Mesela ben de trolleyeceğim seni, hayır. Hadi trolle hadi. Yok yok, tamam vardır. Ben mesela şey oluyor, merdivende bazen böyle bir boş adım atarsın ya, ayağın böyle boşta düşer. O olduğunda her zaman böyle çığlık falan atıyorum. Onun için merdivenleri çok sevmem. Merdiven korkusu. Yok, merdiven korkusu. Mesela merdivenden çıkarım inerim ama o boşta düşünce bayağı panikliyorum. Bu tip korkuların her birisinin özel bir ismi var bu arada, biliyorsun değil mi? Evet. İşte yok bilmem ne korkusunun böyle bıdı bıdı fobi. İlkokulda bir ara şey yapıyorduk, okuma saatimiz vardı. Okuma saatinde de şey çok sıkılıyorduk. İzzet diye bir arkadaşım vardı sınıftan. Onunla psikoloji sözlüklerini okurduk. Böyle ilginç şeylerin isimlerini bulmak için. Sonra da oyundaki isimlerimizi yapıyorduk onları falan. Böyle garip bir yol belirlemiştik kendimize. Bu arada... Mesela aragnafobia ise aragnayı alıp isim yapıyorduk gibi. Evet, şu anda facepalm anı geliyor. Sanırsam ben yapıyorum, hazırlanıyorum. Bizim... Double yapacağım. Arkadaşlar... İzleyiciyle ilgili bir sorunumuz var. Oyun devam ediyormuş şu an. Dur bakalım, bir dakika. Olay gittikçe yani teknik yaşıyor. Bir sorun olabilir. Oyunu devam ettirmiş durumda olabilirler ve bize gözükmüyor olabilir. O yüzden. Evet. Evet. Reji modda konuyu inceliyor zaten. Reji bir baksın bakalım, ona göre bize devam edebiliriz. Bu arada maçla ilgili de bir görüntü geldi şu an itibariyle. Evet, kulağıma bir ses geldi ama evet şu anda evet. Maça geri dönmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Olsun vallahi, bayağı uzun bir süreçti arkadaşlar. Sabrınız için tekrardan teşekkürler. Evet. Yani yaklaşık bir 40 dakikaydı yakın burada konuştuk ettik. Arada çok boş konuşmuş olabiliriz, çok sıkmış olabiliriz. Burada herkes tam mı? Herkes tam. Herkes tam, evet. Tamam. Bu arada Aphrox ortada yakalanacak mı? Evet, sonra da sıçradı. Ve orada duvar delenden kaçmayı başardı ki zaten duvar delenin hasarından kaçmayı başardıktan sonra da orada ekstra bir hasar yeme durumu söz konusu olmayacaktı. Bu şekilde hayatta kaldı. Skorlar kimlere gitmiş bu arada? Tabii biz burada maçın başlamadığını düşünürken maç başlamış arkadaşlar. 10. dakikada hatta şu an. Skorlar kimde bakalım. 3 tane skor Ezreal'da. Şu an Katsen'in gerçekten sağlam bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. En azından skoruna bakarak. Minyon'da da rakibinden daha önde bir durumda. Ayrıyeten Kasadin'de de bir skor var. Ki Kasid'in sanırsam bir baskın yapmış. Bu arada orta koridorda az önce sıçramasını aldıkları Orianna üzerine odaklandılar. Ve Orianna'yı aldılar ama karşına Wukong karşı baskına geldi ve orada bakalım Elysion alabilecek mi? Elysion'un üzerine bir gelebilir miyiz? Orada canı çok azaldı ve kırmızı güçlendirme yetti mi? Hayır. İksir sayesinde hayatta kalmayı başardı. Hatta Kristal Matara da olabilir. Hatta Peximet sayesinde bile olabilir çünkü iksiri yok. Kabiliyetlerden ötürü. Ve TT aldığı bir skora karşılık bir skor verdi bu şekilde. Kasadin'de bir skor kaldı. Karşılığında Wukong ikinci skorunu almayı başarmış durumda ama az önceki oyunda benzer bir durum söz konusu. Yine taşıyıcılarda 5 tane skor var. Yani bu sefer 5'te 5 taşıyıcılarda skor olması AB'nin bayağı bir canı sıkmış olsa gerek. Yani aradaki o altın farkı yaklaşık 2000'e yaklaşan o altın farkı sadece taşıyıcılarda kalmış durumda. Bu da herhalde bir takımın en büyük korkusudur. Yani oyunun başlamasından önce konuştuğumuz gibi biliyorsun Ezreal'ın yeteneklerini tutturması olsun, yapabileceği baskı olsun. Gerçekten o baskıyı yapmış ve zor duruma düşmüş. Aynen.
yukarı koridorda neler olmuş şu ana kadar. Rumble daha üstün gözüküyor. Tabii burada belki çok da müthiş bir oyun yapmasa bile tutuşluğunun varlığı bile o Ludo'nun geriye yaslanmasına sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu arada TT şimdi ejderhaya başladı. Cassidy de oraya yaklaşıyor. Cassidy de geldi. Zersting de geldi. Yani Wukong'un oraya yetişmesi çok zor gibi ve ejderhayı hızlı bir şekilde almayı başarırlar. Daha totem yeni koyuldu ve AB takımı herhangi bir oyun yapamadan oradaki ejderhayı düşünmeyi başardılar. TT ekibi şu ana kadar 5'te 5 gidiyorlar. Bakalım 6. galibiyetten alabilecekler mi? Zersting bu arada orada yakalandı VCO tarafından ama geri çekilmeyi başardı. VCO bir sonraki yeteneğini tutturursa eğer orada skor alma şansları bile olabilir kombolarıyla tutuştur eşliğinde. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Zergsting'in dikkatli oynaması gerekiyor. Şuraya kadar iki kere düşmüş ama iki tane asisti var. Bu arada LeBlanc orada yani bir vurkaç artı taklit kombosunu yaptı. Ezreal'dan da ulti geldi ama çok fazla bir hasar verdiğini söyleyemeyeceğim. Bu arada her ne kadar Cassidy minyonu biraz geri düşmüş olsa da almış olduğu iki tane skor onu şu an gayet güçlü hale getiriyor ki Asılık Sopa ve Seraph'in Şefkati başlangıcını göreceğiz. Yapmış olduğu katalizör ve gözyaşları bunu gösteriyor bize. Yukarı koridorda tabii ki Rumble'ın en sevdiği eşya, belki de oyunun başında tercih ettiği Lightning Mask'i. Bundan sonra bir sihirbaz papucu, hatta üzerine de yani daha doğrusu Raiden'in asasına doğru ilerleyeceğini tahmin edebiliriz. Orianna kadet tercihini yapacak. Ludo çoktan yapmış bile. Bitirmiş eşyasını. Orianna'nın muhtemelen geriye döndüğünde yeterli parası olacak. Bir tarafta Kanosamış'ını bitirmiş bir Ezreal ki bu noktada her şeyden önce bizim beklentimiz daha çok hani rakibin ani hasarına bakıyorum. Ya çok müthiş bir ani hasar söz konusu değil şu an AV lane'e. O yüzden Kanosamış daha mantıklı bir tercih Ezreal için. Eğer rakipte çok büyük bir ani hasar olsaydı, mesela LeBlanc gibi bir tercih rakipte olsaydı, bu sefer mahvolmuş kralın kılıcı gelebilirdi bu nokta Ezreal için. Üçlü kuvvetin önce bunu yapmayı tercih etmiş ve şu an hasar potansiyeli çok fazla Cassie'nin. Bu arada orada LeBlanc oyunlarını görüyoruz. Zergstick yalnız bayağı bir hasar aldı orada. Evet. Honos her fırsatta onu dürtmeye devam ediyor. Bu arada şimdi oraya VCO atladı ve sanırsam orada Zergsting alacaklar. Tutuştur yeterli olacak mı? Son bir tık yeterli olmadı. Kaçmayı başardı. VCO bakalım oradan kaçabilecek mi? Hayır, kaçamadı. Şimdi oraya bir de Kasedin geldi. Güzel bir isabet dalgası yakın mesafeden isabet etti. Hatta orada Wukong'u da vurdu mu yoksa kamplardan aldı hasar mı bilmiyorum ama şimdi orada Auspex'e bayağı bir hasar aldı. Eğer o mistik atışta tutsayı sıkıntı yaratabilirdi. Bu arada Aphrox geldi şimdi oraya. Wombo Combo'nun küçük versiyonu gördük en azından. Yarısı bu etkiyi yaratıyordu. Bir de orada Lulu'yla Lian'ı olsaydı devamını görebilirdik belki ama yarısı da boşa giderdi herhalde öyle bir durumda. Ve skoru bu sefer almayı başardı Orianna. Evet, bakıyorum üst koridorda şu anda Lulu'nun baskısı Rumble'ın üzerinde devam edebilecek mi diye merak içerisindeyim ne yazık ki. Long bir uygun bir pozisyon çekildikten sonra. Bu arada oyunun sesinin kapalı olduğundan bahsediyor. Acaba bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Önceki arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Eğer bakabilirlerse bir ara onların da üzerinde duracağız arkadaşlar. Biz ilettik. Evet. Top onlarda. Şimdi. Ya bu üst koridordaki Lulu Rumble eşleşmesi hakkında derken üst koridorda şu anda Vi Lulu'yu yakaladı. Yanına doğru giden Rumble görüyoruz. Lulu ultisini kullandı. Rumble yetişebilecek mi? Vi tekrardan tuttu ve Rumble yetişti. Orada skoru aldı. Evet. Ay ben çok heyecanlandım. Evet, güzel güzel. Bu arada orta koridorda Aphrox yakalanmış. Kasım'ın kule altına giriş. Şimdi bir de oraya Katsu acaba inilecek mi? İsabet dalgası isabet ne olmayınca devamı gelmedi o hasarın. Halbisi o mavi güçlendirme istiyordu Kasid'in ama olmadı. İsabet dalgası isabet etmeyince. Şimdi kule altına girdiler. Bu sefer Orianna'yı almayı başarılar. Vayda kal skor hatta üzerine. Bir de Kasedi skor almayı başarıyor. Onu 4'e getirdi. Durumu bu arada VCO hiç oralı bile olmadı. Nasılsa öldüremeyeceğim etrafımda. Hasar verecek birisi olmadığı için. Kasedi'ye inanmayı tercih etmedi. Ama Kasedi'den acaba inanacakmış. Şimdilik öyle gözüküyor. Ve kule altına kadar girdiler. Tutuştur var üzerinde ama hasarı devamı gelmiyor. Ve VCO oradan kaçtığını başardı ama kule o kadar şanslı değil. Kule düşüyor, yok oluyor, yıkılıyor. Ne derseniz 4 tane skor kazandı, 4 tane Ezreal'da birer skorda yukarı ve ormancıya dağılmış durumda ama TT için her şey
iyi gidiyor. TT için her şey yolunda, planlanmış gidiyor. Yapmış oldukları Ezreal tercihi belki oyunun başı için birazcık sakıncalı olabilirdi. Ama bu kadar öne geçince tabii çok da büyük bir sıkıntı yaratan şampiyon haline gelmiş durumda şu an. Kassie'nin kontrol ettiği Ezreal. Kassie şu an asılık sopatısını bitirdi şu an itibariyle ve 17. dakika civarında, 16. dakika civarında bitirdiyse 26. dakika civarında tam efektif haline ulaşacak. Bu arada yalnız Kassie'nin hasarı çok yüksek. Orianna kaçmaya çalışıyor. Yetişebilecek mi? Bu Kong arkadan geliyor. Kassie'nin canı azaldı. Orianna doğru düştü. Bakalım Kassie'nin devam edebilecek mi ulti sayesinde. Bu Kong totemini attı. Elysion sanırım ya kaçacak ya ne yapacak, kendini öldürecek mi? Evet, ama çok merak ettim şu an ne kadar dayanacak diye. Son bir kuleden vuruş. Evet, kule tarafından evet. Katledildi orada Kassie'nin, güzel bir oyun bırakmadı, gördük. Bırakmadı, dayandı. Ve daha da önemlisi 500 altını vermedi. Şu evet. An kafasındaki ödül 500 altını Wukong'a vermedi. Bunu çok deneyip böyle o altını vermeyeceğim diye kaçıp tam merkezden çıkan şampiyonu yakalanan çok oyuncu olmuştur. Oraya kadar dayanmaya çalışıp. Şimdi evet. Biraz daha durumlara bakalım. 4'e 11'lik bir skor akışı görüyoruz. Oo, orada bir ulti gördük ama ne yazık ki çok da faydalı bir eser değildi. Karşılıklı ciddi şeyler görüyoruz orada. Evet. İki takım da birbirini dürtmeye çalışıyor ama başarılı yetenek atışlarından bahsedemeyeceğiz. Bu arada Yukuriko orada da birbirini son derece dürtmüş, canlarını azaltmış bir tane şampiyon var. Rambo'nun ultisi daha yok. Oo, bu arada Meteor dikkatli olması gerekiyor. Bu arada Vay, Ejderha'yı almayı başarıyor. Takım arkadaşlar beraber bir Ejderha daha tetiğe gitmiş oldu bu şekilde. Aradaki altın farkını 7000'ler civarında çıkardı TT ekibi. Bu arada ultisi gelmek üzere Rumble'ın kule altısına hiç tereddüt etmeden ultiyi yollayıp bir yetenek tutulması halinde skor olacaktı. Bir de tuşturu da geliyor. Yani Meteox'un çok dikkatli olması gerekiyor. Ulti geldi. Ya belki burada körlemesine bile deneyecek mi? Hayır, denemedi. Meteox da tehlikenin farkına vardı. Belki de süresini hesapladı rakibin ultisinin. Burada beklentinin aksine burada Rumble büyük sopasını almayı tercih etmiş ve erken safhada anladığım kadarıyla Zonya'nın kum saatini bitirecek. Raiden'in kristal hasası yerine böyle bir tercih yapacak. Tabii ki yani bomba kombonun olduğu bir takımda, ki şu an Zonya bitti. Eğer araya girecekseniz Rumble gibi bir şampiyonla hayatta kalmak için, bu bombonun, kombonun etkisinden kurtulabilmek için Zonya birebir efektif bir tercih. Vay, muhtemelen arada yani o an etkili hasarda ölebilir ama Vay'ın haricinde çok fazla kimsenin öleceğini zannetmiyorum. Çünkü diğer şampiyonlar gerçekten çok mobil ve mobil özellikleri olmayan tek şampiyon, arada kalma ihtimali olan tek şampiyonlar artık Zonya var. O yüzden AV'nin işi gittikçe zorlaşıyor. Thanos orada kasım tarafından yakalandı. Hatta arkadan süvariler geliyor. Zerg Sting orada asist alabilir mi acaba? Almış. Ve skor Kassie'de kaldı. Elysion 6. skorunu aldı bu şekilde. Kassie'de gerçekten muazzam bir performans gösteriyor. Üçüncü dakikası itibariyle bir de orada Auspex'e bir hasar verdi. Şimdi TT ekibi 5 kişilik ekibiyle kuleye yavaş yavaş hasar verecek ki Ezreal'ın üzerinde hem pırıltı hem de kan asılmış. Kulenin hızlı bir şekilde düşmesine sebep olabilir ama geri çekildiler. Şimdi gidip alışveriş yapmayı tercih edecekler. Acaba Lich puan mı? Evet, Lich puan bitti. Kassie'nin de şimdi. Ki artık hasarı 13 dakikası itibariyle tavan yapmış durumda. O kombodan kaçabilmek çok kolay olmayacak. Kassie'nin özellikle bu nokta Orianna veya Lucian'a odaklanırsa, etrafta Lulu yoksa işleri çok zor bu iki şampiyonun. Bir anda eriyebilirler. İsabet dalgasını hesaba katacak olursak daha yani bomboya komboya başlayamadan takımın bir veya iki üyesi düşmüş olabilir. Her şey işte o ekrandaki combo gibi olmuyor. Ezber olmuyor bu işler. Bu koridor safhasında geriye düştüğünüz zaman
yeterli hasarınız olmuyor. Yeterli güce ulaşamıyorsunuz. Bu arada şimdi orada Rumble'ın üzerine odaklandılar ama Rumble düşünmeden long bir sıçramasını kullandı ve oradan uzaklaşıyor. Bir taraftan da yalnız Wukong ve LeBlanc ormanda karşılaşabilirlerdi ama ayrıldılar. Cassidy'nin orada pusu kurmuş bekliyor. Ezreal da ortadan ittiriyor. Yalnız. Yok. Yok. Yani bir hasar vermedi. Çünkü tutulma geldi. Tutulmanın evet. Vermiş olduğu ekstra korumalar. LeBlanc'ın şu anda zaten sınırda olan hasarının azalmasına sebep oldu ki düşündüğümüz gibi LeBlanc hani bir keşif taşı bile almıyor. Bu arada o Wukong girdi içeri, yalnız Wukong'un içine girdiğini gördüğü anda orada kaselin çıktı. İsabet dalgası orada 3-4 kişiyi birden vurdu. Devamında da şimdi işte Rumble'ın ultisi, Rumble'ın ormandaki gücünü burada bir kez daha görüyoruz. 3 tane skor, 4 tane skor ve tertemiz bir katliam. Bu noktada TT Rumble aslında konuşurken üzerinden geçmemiz gereken çok önemli bir konu vardı, unuttuk. Rumble in the Jungle diye bir olay var. Yani affetmez. Hele böyle pozisyonlar, isabet dalgası üzerinden geçmiş bir takımın üzerine o kızgın ya o kadar böyle keyifle döker ki. Hiç affetmez burada, affetmedi gerçekten. Ya Rumble varken koridorda sıkışmayacaksın takımla, bu kadar basit. Olabildiğince ayrık, herkes birbirinden kaçarak. Çok böyle tehlikeli pozisyonlara girmeden olmasının her zaman artısı var. Tahmin ediyorum ki maç da sona erecek. Ermeyi bilir. Çünkü şu an... Ermek ya da ermemek işte. AB takımı... Bu derken long bir yoru düşüyor galiba. Düştü. Nexus Kulesi'ni aldılar, Kulesi'ni aldılar. Ama geri dönmekte birazcık geç kaldılar. En azından Rumble'ı geride video olarak bıraktılar. Evet. Yalnız oradan devam eden bir AWH takımı var. Jimcast yakalanmak üzere. Elysion kaçabilir ultisiyle ama evet çıktılar. Çıktılar. Ejderha Elisane sonra. Yok yok çıktılar şu an itibariyle. Lulu hala peşinden koşmaya devam ediyor ama aile ittiren bir Zerg King var. Bu arada yukarıda kuleyi almayı başardı. Evet. Zerg King'in oyuncularımızdan yine. Can yok, bir şey yok. Orada baktı, hani rakip takım boş bir kovalamaca içine girdi. Ben daha yararlı bir iş yapayım dedi ve takım arkadaşlarına orada kuleyi kazandırdı. Tabii yüksek paralarla dönen TT ekibi şimdi alışverişi yaparak geri dönecek. Bir büyük, hatta iki büyük sopa da alındı. Bir tanesi Rumble'da, bir tane Cassidy'de. LeBlanc, Moral Anomico'nu bitirdi. Alper gurur duyardı. Ve güçlü kuvvet artı kana sulamış Ezreal'ın üzerinde. Ertuğrul ya. Son olarak da bakıyor. Doğu yalnız hani hasar diyeceğiz de burada Vayne'ın da hiç de az olmayan bir hasarı var. Tabii canım orada sihirken, baltı falan her şey. Evet, kara balta yani. Yetmemiş gibi bir de yapmış olduğu o ilk ormancı eşyasından yani ekstra hasar. Kartan kendini buldu. Ooo, VCO önde yakalan. Bugün destekler ne çekti arkadaş ya? Evet. Ama geçen Leona'dan daha farklı bir Leona izleyebileceğimizi belirtmiştim, hatırlıyor musun? Evet. Bu takıma karşı çok zor bir iş yani. Leona çok... Uygun bir seçim olmadı diye. Olmamış yani. O 9 dakikada ne oldu bilemiyorum, nasıl oyunlar döndü. Ama... Ya şu an çok dinamik bir oyun izliyoruz ya. Farkında mısın? Herkes zıplıyor, hopluyor, bir şeyler oluyor. Dinamik oyunlar hayli güzel. Evet, süper. Minyonlarla beraber TT ekibi 25. dakikada oyunu bitirmek konusunda büyük bir avantaj elde etti. Şu an Nexus açtılar. Artık bir oyun yapması lazım ki Wombo Combo'yu acaba şimdi görecek miyiz? Hayır, yine takım ayrıldı. Vay düştü. Neyin karşında bakalım? Wukong düşecek bu noktada. Hatta Leona'yı almayı başardılar. Şimdi destan yazan bir Elysion. 11-3. Elysion orada bir. Nexus'a çıktı. Evet. Bakalım Mad Frox oradan çıkmayı yani başardı. Kasadin düştü. Kasadin düştü ama karşısında Nexus'u aldılar.